Mehmet amca. Ne oldu, iyi misin? Esma. Esma. Al bunları Eylül'e ver. Zeki. Baban annesini satmamıştı. Ne diyorsun sen Mehmet amca? O dükkan da Eylül'ün hakkı. O pis parayla yıllarca benim boğazımdan geçen her lokma harammış bana ya. Harammış. Olur mu öyle şey Vedat amcacığım? Eylül. Eylül bana söyledi. Kızım bana söyledi ama ben hep o yılana inandım. Şimdi kızlarım benimle konuşmuyor. Haklılar. Yerden göğe kadar haklılar. Şimdi bunları al. Eylül'e ver. Dediklerimi de söylersin. Olmaz Vedat amca, ben bunları alamam. Ben sana sade bir kahve yapayım, tamam? Siz daha sakin kafayla daha sağlıklı düşünürsünüz, tamam? Aç ya, bir kere de aç şu telefonu ya. Ya. Ay bu halde gidip hastaneye Eylül'ün başına bir dert açmasa var. Eylül bak doğruyu söyle. İyisin değil mi? İyiyim. Benim bir şeyim yok. Oğuz'un gereksiz evlanma işte. Sen beni bırak şimdi. Selim abi nasıl? Kolumu diktik yoğun bakımda. Ben bir gidip ona bakayım. Eylül. Şimdi değil. Şimdi odana gidip güzelce dinleniyorsun. Peki. Efendim? Odama gideceğim, dinleneceğim işte. Yani tekrarlatmadan bir kere de kabul ediyorsun, öyle mi? İstersen şansını zorlama. Güzel. Tamam, sen git odana. Ben ameliyattan sonra bulurum seni. Tamam. Eylül. Aa, senin ne işin var ya burada? Aradım, açmadın. Geldim, ameliyatta dediler. Ben de seni bekliyordum. Ne oldu, bir şey olmuş sana? Ne oldu, anlat. Eylül. Baban kafeye geldi. İçmiş sanırım biraz, yani sarhoş gibiydi. Böyle cebinden bir tomar para çıkardı. Ben annemin ölüsünü satmadım dedi. Ben anlamadım. Ben anladım. Bir de dükkanın anahtarlarını verdi. Bunlar senin hakkınmış. Hepsi Nesin suçuymuş. Biliyordum o yaptı. Kim ne yaptı? Biliyordum işte. Neyi biliyordun Eylül? İsmail sen kafaya dön. Babam gelirse de bana haber ver, tamam mı?